Selam dostlar, öncelikle herkese merhabalar. Umarım her şey yolundadır. Biliyorum artık 8. sınıfa geçtin, sınav yılındasın. Biraz zorlanacaksın, farkındayım. Ama İnkılap Tarihi adına endişe etmene gerek yok. Fatih Hocan seni asla yalnız bırakmayacak. Hazırladığım full tekrar videolarıyla, kamplarla senin sınavda full yapmana yardımcı olacağım arkadaşım. Bugün birinci ünite full tekrar çalışması yapacağız. Ama senden ufak bir isteğim var. Öncelikle kanalıma abone olup videomu beğenirsen gazlamaya başlayabiliriz arkadaşlar. Eğer hazırsanız hadi başlıyoruz. Müzik Öncelikle ilk konumuz olan uyanan Avrupa sarsılan Osmanlı Devleti konusuyla bir dersimize başlayalım. Şimdi başlıktan da anlaşıldığı üzere Avrupa'yı uyandıran yani Avrupa'nın gücüne güç katan bazı gelişmeler aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin ise sarsılmasına yani güç kaybetmesine neden oluyormuş. Nedir bu gelişmeler hocam? Mesela coğrafi keşifler, reform, Rönesans, aydınlanma çağı, işte sanayi inkılabı, sömürgecilik. Bunlar Avrupa'nın gücüne güç katıyormuş. Peki hocam hangi alanlarda güç katıyor? Mesela coğrafi keşifler. Yeni kıtalar buldular, yeni yollar buldular, yeni ticaret yolları buldular, yeni hayvan türleri, bitki türleri buldular. Ve yeni buldukları yerlerden yeraltı ve yer üstü kaynaklarını alıp kendi ülkelerine götürdüler. Böylelikle ekonomik açıdan büyük bir güç kazandıklarını söyleyebiliriz. Mesela coğrafi keşifler ile birlikte... Amerika kıtasını buldular. Oradaki yer üstü yer altı kaynaklarını alıp Avrupa'ya taşıdılar. Mesela doğunun en zengin bölgesi olan Hindistan'a kadar ulaştılar. Oradaki yer altı yer üstü kaynaklarını yeni ülkelerine götürdüler. Yeni ticaret yolları da buldukları için tüm bu gelişmeler bir araya geldiğinde Avrupa dünyası bir anda ekonomik açıdan büyük bir güç kazanmıştır diyebiliriz. Bakın bu dönemden önce yani 15. yüzyıldan önce Avrupa çok kötü bir dönemdeydi. Hem ekonomik, hem siyasi, hem kültürel, hem bilimsel açıdan inanılmaz kötü bir süreç içerisindeydi. Ne zaman ki bu gelişmeler yaşanacak, Avrupa güç mü? güçlenmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi artık para var. E para varsa Avrupa dünyasında huzur da var. Para olduğuna göre artık bilim, sanat ve edebiyatla Uğraşabilirler. Yani Avrupa'da Rönesans hareketleri böylelikle başlayacak. Şimdi şöyle bir mantık yürütmenizi istiyorum. Şimdi siz acınızdan ölseniz böyle çok fakir bir durumda olsanız. Lan gideyim de bir heykel yapayım. Gideyim de bir Mona Lisa e, tablosunu çizeyim der misiniz? Demezsiniz tabii ki de. Bu adamlar da öyleydi. Artık böyle paraya doymuşlar. Zenginleşmişler. Böyle bilimle, sanatla, edebiyatta, heykelle, mimariyle... Bunlarla da uğraşalım demişler ve Avrupa yeniden doğuşunu başlatmış oldu. Demek ki Rönesans ile birlikte de birçok alanda gelişmeler yaşanmıştır arkadaşlar. Şimdi hem coğrafi keşifler hem de Rönesans hareketleri kilisenin ve din adamlarının sorgulanmasına sebep oldu. Bakın bu döneme kadar bu gelişmelere kadar Avrupa'da tek söz sahibi olan neredeyse kiliseydi arkadaşlar. Ekonomiyi kilise yönetiyordu, dini kilise yönetiyordu, siyaseti e, her şeyi kilise yönetiyordu. Kilisenin skolastik ve dogmatik düşüncesi Avrupa'nın tamamında hakimdi. Araştırma yapmayı, bilimsel çalışma yapmayı her şeyi yasaklıyordu arkadaşlar. Ta ki ne zamana kadar coğrafi keşifler ve rönesans hareketleriyle birlikte artık kilisenin ve din adamlarının yalanlarının ortaya çıkmaya başlamasıyla birlikte artık diyorlar ki insanlar bu adamlar bizi kandırmış. Bunlar bizi dolandırmış. O halde bozulan dini ne yapalım? Gidip düzeltelim diyorlar ve reform hareketlerini yapıyorlar. O halde reformu görünce aklımıza din alanındaki iyileştirmeler gelecek. Demek ki Katolik Kilisesi'nde yaşanan bozulmalar Katolik Kilisesinin dinin düzeltilmesi için çalışmaların yapılmasını sebep olmuşur. Demek ki hem coğrafi keşifler hem reform, hem de Rönesans hepsi bir araya geldiğinde Avrupa'nın önünü karartan gelişmeler ne oldu? Bir kenara atılmış oldu. Zaten Kilise ve din adamları önlerini karartıyordu. E onları da artık yıktıklarına göre artık Avrupa'nın önünü karartan hiçbir gelişme kalmadı. Hiçbir engel kalmadı. Böylelikle Avrupa aydınlanma çağına girdi. Bakın bu dönemden önce karanlık bir dönem yaşıyordu. Karanlık bir çağ yaşıyordu ama artık aydınlanma çağına girdi. Bilim alanında gelişmeye başladı. Artık araştıran, sorgulan, deney yapan, bilimsel çalışmalar yapan bir coğrafya haline gelmeye başladılar. Şimdi bu bilgi birikimlerini, bu teknolojilerini kullanıyorlar. Hop nerede? Sanayi İnkılabı'nda kullanıyorlar arkadaşlar. Bakın gelişen teknolojilerini bu alanda kullanmaya başlamalarıyla birlikte Avrupa'da büyük fabrikalar, büyük tesisler, büyük kuruluşlar kurulmaya başlanıyor. Ve Avrupa'da sanayi inkılabı hızla yayılıp gelişmeye başlıyor. Bakın sanayi devrimi ile birlikte artık insan eliyle üretimden ne yapıyorlar? Makineli üretime geçiyorlar. E haliyle seri üretim başlamış oluyor. Avrupa'da seri üretim ile birlikte birçok ürün hızlı bir şekilde üretilmeye başlanıyor. Bakın sanayi devrimi aynı zamanda bazı problemleri de beraberinde getirecek. Ne zaman ki Avrupa'da sanayi inkılabı yaşanıyor, iki tane kavrama ihtiyaç doğuyor. Bunlardan birisi ham madde. Artık devletler ham ihtiyaç duyuyor. Petrole, doğalgaza, dinyite bunu, bu ve bunun benzeri ham maddelere ihtiyaç duyuyorlar. Artık ürünleri aldılar, fabrikalarda ürettiler ve ellerinde binlerce fazla ürün var. Bu fazla ürünü ne yapıyorlar? Bunları da pazarlıyorlar arkadaşlar. Demek ki e, sanayi inkılabı ile birlikte Avrupa'da ham madde ve pazara ihtiyacı arttırmış. Bu da ileride neye sebep olacak? Avrupalı devletler arasında sömürge yarışının başlamasına neden olacak hatta sömürge yarışı da 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasına sebep olacak. Zaten 2. ünitede bu konuyu detaylı olarak anlatacağım. Demek ki Avrupa artık tabularını kırmış, hem ekonomik açıdan hem bilimsel açıdan her alanda güçlenmeye başlamıştır arkadaşlar. Şimdi gelelim sarsılan Osmanlı Devleti'ne. Tüm bu gelişmeler Avrupa'nın gücüne güç katarken hocam Osmanlı bu durumdan nasıl etkilenmiş? Mesela coğrafi keşifler ile birlikte artık Avrupalılar İpek yolunu kullanmıyor. Artık baharat yolunu da kullanmıyorlar. Çünkü yeni yollar buldular. E biz ipek ve baharat yolunu aldığımızda böyle arkamıza yaslanmıştık. Para basıyorduk arkadaşlar. E artık kimse gelmiyor. E gümrük gelirlerimiz azaldı. Ekonomik açıdan ciddi bir sıkıntı yaşamaya başladık. Avrupalılar artık ne yapıyor? İpek yolunu kullanmıyor. Baharat yolunu kullanmıyor. Kendi yeni güzergahlarını kullanmaya başladılar. Biz de bazı önlemler alıyoruz. Diyoruz ki ya bu adamlar madem bize gelmiyor o halde bazı önlemler alalım. Gidelim onlara kapitülasyonlar verelim de ülkemize gelsinler bizimle ticaret yapsınlar diyoruz. Kapitülasyon ne hocam? Kapitülasyon dediyse ekonomik ayrıcalıktır. Demek ki Avrupalı devletlere gelip bizimle ticaret yapsınlar diye ayrıcalık, imtiyazlar veriyoruz, kapitülasyonlar veriyoruz. Arkadaşlar bu kapitülasyonlar iyi gibi görünüyor olabilir ama kötüdür arkadaşlar. Ne zaman ki biz kapitülasyonları veriyoruz artık ekonomik bağımsızlığımızı kaybetmeye başlıyoruz. Çünkü Avrupalı devletler artık elini kolunu sallayarak ürettikleri ürünleri gelip bizim ülkemizde satabilecekler. E bizim Osmanlı pazarımız artık Avrupalı mallarla dolup taşmaya başlıyor. Evi sanayileşemediğimiz için, onlar sanayileştikleri için biz onlarla rekabet edemiyoruz ve bizim esnafımız dükkanını kapatıyor. Artık her taraf Avrupa'nın mallarıyla doluyor. Yani bir nevi Avrupa'nın artık yarı sömürgesi haline bu olaydan sonra geldiğimizi söyleyebiliriz. Demek ki ekonomik bağımsızlığımızı kaybetmeye başladık. O zaman ne yapıyoruz? Paramız yok, ekonomimiz kötü. Bari gidelim dış borç alalım diyoruz. Kimden alıyoruz? İngiltere'den alıyoruz. Arkadaşlar düşünebiliyor musunuz? İngiltere'den borç alıyorsun ya. Yılanın başından borç almışsın. Babasının hayrına sana borç verir mi? Hayır. Bunu faiziyle, misliyle, misliyle geri almak üzere bize borç veriyorlar. Peki biz borcumuzu ödeyebildik mi? Hayır. Borçlarımız artıyor. 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 Borcumuzu ödeyemeyecek hale gelince Avrupalılar bu duruma el koyuyor arkadaşlar. Ve gelip bizim ülkemizde duyunu umumiyeyi kuruyorlar. Yani bir diğer adıyla genel borçlar idaresini kuruyorlar. Yani artık bizim ekonomik kaynaklarımıza, gelirlerimize, paramıza el koydular. Kendi borçlarınızı, borçlarını bizim gelirlerimizden temin etmeye başladılar. O zaman sen kendi paranı artık yönetebiliyor musun? Hayır. Avrupalılar senin paranı yönetiyor. O zaman sen neyi kaybettin? ekonomik bağımsızlığını kaybettin. Bakın ekonomik bağımsızlığımızı kaybettiğimizi gösteren iki tane gelişme varmış. Kapitülasyonların getirilmesi, duyunu umumiyenin kurulması bizim ekonomik bağımsızlığımızı yok etmiştir. Bunlar çok önemli karşına çıkabilir. Şimdi arkadaşlar Fransız ihtilalini özellikle yıldız atmak istiyorum. Buradan sık sık soru geliyor. Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çok önemli bir düşünce çıkmıştı. Bütün dünyayı etkisi altına alan. Neydi bu düşünce? Tabii ki de milliyetçilik Milliyetçilik ne diyordu hocam? Milliyetçilik diyor ki her ulusun kendi bağımsız devletini kurmaya hakkı var diyordu. Ya Osmanlı Devleti çok uluslu değil mi? Büyük bir imparatorluk değil mi? Topraklarında birçok farklı ulus yaşamıyor mu arkadaşlar? O zaman her bir ulus ne diyecek? Ben bağımsız olmak istiyorum arkadaş diyecek ve isyan edecek. Ulusçu milliyetçi isyanları başlatacak. Bu olay Osmanlı Devleti'ni paramparça etmiştir arkadaşlar. İnanılmaz olumsuz etkilendik. Bunu da unutmayın. Sorularda diyor ki Osmanlı Devleti'nin hangi özelliğinden ötürü olumsuz etkilenmesine sebep olmuştur? Böyle bir soru geldiğinde cevap çok uluslu yapımızdan ötürü biz diğer bir diğer birçok devlete göre daha çok olumsuz etkilendik. E, sanayi inkılabı ile birlikte özellikle ekonomik açıdan olumsuz etkilendiğimizi söylemiştik. Onlar sanayileştiler biz sanayileşemedik. Onların malları bizim ülkemizde kapitülasyonlar ile birlikte girdi. Ekonomik açıdan olumsuz etkilendik. İşte reform, rönesans ile birlikte Avrupa dünyası her açıdan kendisini geliştirirken, yeniliklere imza atarken, birçok buluşlar yaparken biz bu dönemde onların yaptığı yeniliklere ayak uyduramadık arkadaşlar. haliyle bir süre Osmanlı Devleti Avrupa'nın gerisinde kalmaya başlayacak arkadaşlar. Şimdi de gelelim fikir akımlarına. Bakın Osmanlı Devleti kötü gidiyor. Dağılma süreci içerisine girmiş. Girdiği savaşları kaybediyor. Her tarafta milliyetçi isyanlar var. O yüzden aydın insanlar bir araya geliyor ve diyor ki Osmanlı'yı nasıl dağılmaktan kurtarabiliriz diye ortaya bazı düşünceler atıyorlar. Bu düşüncelere fikir akımları adı veriliyor. Bu düşüncelerden birisi Osmanlıcılık. Bir grup çıkıyor diyor ki Osmanlı'daki milliyetçi isyanları durdurup Kötü gidişatı durdurmanın tek bir yolu var. Nedir? Herkesi eşit kabul edersek, din, dil, ırk, cinsiyet, mezhep ayrımı yapmadan herkesi Osmanlı vatandaşı olarak kabul edersek herkes mutlu olur, huzurlu olur, e, haliyle de isyan etmezler. O Türk, o Ermeni, o Sırp diye bir ayrım yapmayalım. Hepimiz Osmanlı vatandaşıyız diyelim. Böyle yaparsak dağılmaktan kurtulabiliriz diyoruz. Hatta e, tanzimatı... Ee, bu doğrultuda atıyoruz. Hatta ıslahat fermanını ya da meşruçiyeti de bu dönemde ilan ediyoruz. Bakın bu doğrultuda atılmış adımlardı. Peki hocam Osmanlıcılık başarılı oldu mu? Hayır. Bakın başarısız olduğunun kanıtı karşımıza çıkıyor. Kanıtı ne hocam? Eğer başarılı olsaydı Balkanlarda isyanlar çıkar mıydı? Balkan ulusları bağımsız olur muydu? Olmazdı. Demek ki başarılı olamamış. Bir grupta çıkıp diyecek ki Hocam eğer halifenin etrafında toplanırsak, bütün Müslümanlar biri olursak, Müslüman Müslümana destek olursa o zaman dalmaktan kurtuluruz diyecek bir grupta. Peki başarılı oldu mu İslamcılık? Hayır. Diğer bir adıyla da ümmetçilikti. Hocam nereden anlıyoruz başarısız olduğunu? Eğer başarılı olsaydı 1. Dünya Savaşı'nda Araplar Hristiyan İngilizlerle işbirliği yapıp bizimle savaşmazdı. Demek ki İslamcılıkta önemini kaybetmiş, Osmanlı devletini de almaktan kurtaramamış. Şimdi bir grupta çıkıp Türkçülüğü savunacak. Diyecek ki: "Türk'ün Türk'ten başka dostu yok arkadaşlar. Türk bilinci oluşturursak, Türkler bir araya gelirsek, milli bir bilinç oluşturursak işte o zaman bizi kimse durduramaz." diye düşünüyoruz arkadaşlar. E bu düşünce de Osmanlı devletini almaktan kurtaramıyor. Ama en azından Türkiye cumhuriyetinin kurulma sürecinde rol aldığı için en azından kendi içerisinde başarılı olmuştur. Ama Osmanlı devletini almaktan kurtaramadı. E batıcılığa gelen bir grupta diyecek ki ya batı ilerledi, batı gelişti. O zaman biz de yönümüzü batıya çevirelim, batı gibi olalım, batının attığı adımları yapalım, batının yeniliklerini takip edelim. O zaman biz de güçlü bir devlet oluruz, biz de yıkılmaktan kurtuluruz gibi bir düşünce vardı ancak batıcılık da Osmanlı Devleti'ni de almaktan kurtarmadı. Eğer sorularda inkılaplar derse, inkılaplar yenilikler hangi fikir akım doğrultusunda atılmıştı? O zaman cevabınız batıcılık olacak. Eğer kurtuluş savaşı derse, hangi fikir akımı doğrultusundadır? O da Türkçülük doğrultusundadır. Bunu da unutmayın. Şimdi arkadaşlar, bu fikir akımlarını sorduklarında, eğer derse ki Mustafa Kemal hangilerine destek oluyordu? Türkçülüğe ve batıcılık fikir akımına destek olduğunu da unutmayacaksın. Demek ki Osmanlıcık ve İslamcılık destek olmuş mu? Hayır. O zaman bu fikir akımlarının ortak sonucu ne? Hiçbir Osmanlı devleti dalmaktan kurtaramadı. Şimdi de gelelim demokratikleşme çabalarına. Arkadaşlar bakın Osmanlı kötü gidiyordu. Milliyetçi isyanlar var. Artarak devam ediyor. Bu kötü gidişatı demokratikleşerek, bazı demokratik adımlar atarak Durdur, durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Mesela tanzimat ve ıslahat fermanlarını e, milliyetçi isyanlar dursun diye e, çıkartıyoruz. Tanzimat fermanıyla azınlıkların haklarını yasal güvence altına alıyoruz. Onlara diyoruz ki şey böyle yargılanmadan kimse ceza almayacak. Can ve mal güvenliğiniz devlet olarak bize ait. Korkmanıza gerek yok. Anladınız mı? Onların haklarını güvence altına alıp onları mutlu etmek istiyoruz. Mutlu olsunlar er ki İsyan etmesinler diye düşünüyoruz. Peki başarılı oldu mu? Hayır. İsyanlar devam etti mi? Evet. Bunun üzerine işi biraz daha abartıyoruz. Islat fermanını çıkartıyoruz fermanı fermanıyla birlikte, bakın eşit bir toplum haline getiriyoruz ama bazı konularda onları daha ayrıcalıklı hale getiriyoruz. Hatta diyoruz ki onlara bedelli askerlik yapabilirsin, istersen askere gelme edebilirsin, devlet memuru da olabilirsin, mal mülk edinebilirsin. Yani arkadaşlar birçok hak verildi mutlu olsunlar diye. Peki isyanlar durdu mu? Hayır durmadı. Islahat fermanı isyanları durduramayınca Jön Türkler adında bir grup ortaya çıkacak. Bu grup diyecek ki arkadaşlar isyanları durdurmak istiyorsanız padişahın ülkeyi tek başına yönetmesine müsaade etmeyeceksin. Padişahın yanı sıra bir anayasa olacak bir de halkın da yönetime katıldığı gayrimüslimlerin de yönetime katılabilecekleri bir meclis oluşturulmalı. Yani meşrutiyet ilan edilmeli. Eğer meşruti yönetime geçersek halkı da yönetime katarsak azınlıkları da mecliste temsil hakkı verirsek işte o zaman huzura kavuşurlar, işte o zaman mutlu oluruz, dalmaktan kurtuluruz diye düşünüyor. Şimdi arkadaşlar tüm bu gelişmeleri Padişah Abdülaziz kabul etmiyor. Kabul etmeyince de tahttan indiriyorlar, yerine daha sonra 2. Abdülhamit'i getirecekler. Meşrutiyeti ilan etmesi sözüyle Abdülhamit artık Osmanlı tahtının başına geçti. Bakın bu dönemde Mebusan Meclisi'nde 69 tane Türk milletvekili varken 46 tane de gayrimüslim vardı. Neredeyse yarı yarıya gelmiş arkadaşlar. Demek ki bir sürü hak vermişiz biz onlara. Bir sürü temsil hakkı vermişiz onlara. Şimdi birinci meşrutiyet çok uzun süre yürürlükte kalmıyor. Niye hocam? Çünkü Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 93 harbe savaşı çıkınca meşrutiyeti ara veriyoruz. Çünkü Osmanlı Devleti ile Rusya arasında çıkan savaşın ardından işte bu gayrimüslimler ne yapıyorlar? olumsuz faaliyetler içerisine girince padişah da müdahale ediyor olaya. Diyor ki meşrutiyete son veriyorum. İşte kanun esası mebusan meclisini e, kapatıyorum arkadaşlar diyor. Ne kadar süreyle kapalı kalacak? 30 yıl boyunca kapalı kalacak. 30 yılın ardından bu kez iddiatçıların baskısıyla birlikte bir kez daha ikinci meşrutiyet ilan edilmiş olacak. Bakın meşrutiyetin ilan edilmesiyle birlikte İkinci kez ilan edilmesiyle birlikte bir isyan çıkacak. Bu isyana biz 31 Mart isyanı diyoruz. İstanbul'da büyük çaplı bir isyan çıkıyor. Neden çıkmış? Çünkü meşrutiyeti kabul etmeyen insanlar bu isyanı çıkartmış. Bu isyanı da bastırmak için Selanik'ten Mustafa Kemal'in de içerisinde bulunduğu hareket ordusu yola çıkıyor, gidiyor İstanbul'a ve bu isyanı bastırıyor. Arkadaşlar hareket ordusu bu isyanı bastırıyorsa yenilikleri savundu mu? Evet. Demokrasi savundu mu? Evet. Dolayısıyla Mustafa Kemal de yenilikçi ve demokratik olduğunu bu isyanı bastırmada oynadığı rol gösterebilir. Şimdi bu isyanın ardından İttihat ve teraki tekrardan meşrutiyetin kapılı, kapatılabileceği düşüncesine kapıldığı için Padişah'ı indiriyorlar, yeni bir padişah getiriyorlar. 5. Mehmet Reşat'ı artık Osmanlı tahtına oturtuyorlar. Bakın dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Padişahları indirip yeni padişahlar getirebiliyorlar. Demek ki ülke yönetiminde çok çok güçlüler bu dönemde. Hem Jön Türkler hem de iddiatçılar ülke yönetiminde söz sahibilermiş. Bunu da unutmayacaksın. Peki hocam biz tüm bu adımları sadece milliyetçi isyanları durdurmak için mi attık? Hayır. Aynı zamanda Avrupa'nın da etkisi var arkadaşlar. Avrupalı devletler azınlıkların haklarını bahane edip bizim iç işlerimize karışıyordu. Karışmasınlar diye de biz ne yapıyoruz? Tanzimatı, ıslatı, meşrutiyeti ilan ediyoruz. Yani bu fermanları ilan etmemizde dış etki de söz konusudur. Bunu unutmayın. Şimdi çok önemli bir yere daha değineceğim. Arkadaşlar meşrutiyet yönetimi ile birlikte meclis var olduğuna göre artık halk ne yaptı? Yönetime katıldı. Soruların içerisinde meclisi görürseniz, halkın yönetime katıldığı meclisi görürseniz şöyle yorum yapacaksınız. Halk meşrutiyet ile birlikte yönetime katıldı. Peki hocam tanzimat ve ıslahatta yönetime katılmış mıydı? Hayır. E burada ne var hocam? Burada da kanun üstünlüğü var. Tamam mı? Kanun üstünlüğü. Demek ki tanzimat fermanı ve ıslahat fermanı ile kanun üstünlüğü yolunda adımlar atılmışken meşrutiyet ile halk yönetime katılmış oldu. Demokratikleşme çabaları da bu şekildeydi arkadaşlar. Ve şimdi de gelelim Mustafa Kemal'in eğitim hayatına. Hepimiz Atatürk'ün eğitim hayatına mahalle mektebinde başladığını biliyoruz. Bir gün Atatürk'e sorarlar. Paşam çocukluğuna dair unutamadığın bir anı var mı? O da der ki bir gün annemle babamın hararetli bir şekilde tartışıklarına kulak misafir oldum. Annem dini eğitim veren mahalle mektebine kayıt olmamı isterken babamsa daha çağdaş, daha modern, Avrupa tarzı eğitim veren Şems Efendi Mektebine kayıt olmamı istiyordu. Ama babam bu olayı ustalıkla çözüme kavuşturmayı başardı. Önce annemin gönlünü hoş etti, beni mahalle mektebine yazdırdı. Ardından bir süre sonra da Şems Efendi Mektebine kaydımı aldırdı. O zaman mahalle mektebini gördüğümüz zaman aklımıza ne gelecek? Bu okulu annesi istiyormuş. Bu okul dini bir eğitim veriyormuş ve aynı zamanda bu okul geleneksel bir eğitim veriyormuş. Arkadaşlar geleneksel yani eski tarzda bir eğitim veren bir okulmuş. Şemsi Efendi Mektebi'ni gördüğümüzde ise bu okulu kim istiyor? Babası istiyormuş. Bu okul daha çok çağdaş, modern, Avrupalı tarzda bir eğitim veren yenilikçi bir okulmuş arkadaşlar. Ancak Mustafa Kemal Şemsi Efendi okulunda eğitim hayatına devam ederken talihsiz bir olay yaşanıyor babası vefat ediyor arkadaşlar. Babasının ölümü üzerine annesiyle birlikte dayısının yanına bir süreliğine yerleşecekler. Ama annesinin içi rahat etmiyor. Çünkü annesi okumuş, kültürlü bir kadındı. Mustafa'nın da okumasını, başarılı olmasını, kültürlü bir adam olmasını istiyordu. O yüzden ne yaptı? Onu Selanik'e gönderdi. Selanik'te Mülkiye Rüşriyesi'ne kaydını yaptırdı. Bakın arkadaşlar bu okulun şöyle bir özelliği var. Bu okul memur yetiştiren bir okul. Devlet memuru oluyorsun, devlet görevlisi oluyorsun bu okulda. Güvenli olduğu için annesi bu okula yazdırmayı tercih etti. Hani memurluk daha böyle temiz, güvenli bir meslek olduğu için. Ancak Mustafa Kemal'in bir hayali vardı. Hayali neydi? Hayali asker olmaktı. Çünkü çevresinde gördüğü üniformalı askerlerden etkilenmiş ve bir gün ben de asker olacağım diyordu. O yüzden annesinden gizlice ne yapıyor? Askeri sınavlara giriyor ve bu sınavları kazanıyor. Arkadaşlar bakın sınavları kazandı, annesinin karşısına çıktı. Dedi ki ben askeri okula gitmek istiyorum, ben asker olmak istiyorum dediğinde annesi başlangıçta e, şiddette karşı çıktı. Hani güvenli olmadığı için e, asker olmasını istemiyordu. Ancak Mustafa Kemal son derece kararlıydı ve dedi ki ben. Asker olacağım anne. Ben bu okulu istiyorum dedi. Ve daha sonra annesinin de gönül rızasını alaraktan ne yaptı? Bu okula kaydını yaptırdı. Bakın arkadaşlar, asker olmak istiyorsa Mustafa nasıl bir insandır? Asker olmak istiyorsa vatanseverdir. Vatanı için asker olmak istiyor. Vatanı için savaşmak istiyormuş. Peki, e, hayali hayalini gerçekleştirmek istiyorsa, annesine rağmen bu okulda devam etmek istiyorsa o halde kararlı mı? Evet, kararlı. Demek ki kararlı bir kişiliğe de sahipmiş. İdealleri peşinde de koşuyormuş. Yani hayalleri peşinde de koştuğunu söyleyebiliriz. Bakın askeri üçlüğe geldiğinde matematik öğretmeni tarafından da ve diğer öğretmenleri tarafından da fark edilmeye başlanıyor. Bir gün matematik öğretmeni e, ona diyor ki senin de adın Mustafa benim de adım Mustafa. Hani o klasik olay e, detaya girmeyeceğim. Bundan sonra senin adın olgun anlamına gelen Kemal olsun diyor. Demek ki Kemal adını nerede almış? Selanik Askeri Rüştiyesi'nde matematik öğretmeni tarafından bu isim verilmiştir arkadaşlar. Şimdi bu okuldayken sınıf çavuşluğu yapıyor. Bakın, bir nevi sınıf başkanlığı olarak düşünebilirsiniz. E çavuşluk yaptığına göre nasıl bir kişiliğe sahiptir? Demek ki liderlik vasfı da vardır arkadaşlar. Selanik Askeri Rüştiyesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki durağı neresi olacak? Manastır Askeri İdadisi yani Manastır Askeri Lisesi'ne kaydını yaptırıyor. Bakın idadiyi gördüğünüzde aklınıza lise, rüşdiyeyi gördüğünüzde ise aklınıza ortaokulun gelmesi gerekiyor. Bakın bu okula yıldız atmak istiyorum. Çünkü bu okul Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal yapan, işte kişilik özelliklerin olgunlaşmasını sağlayan, Mustafa Kemal'e birçok önemli özellik katan bir okuldur. Bakın ne zaman ki bu okula geliyor, birçok özelliği gelişiyor. Mesela Ömer Naci ile tanışıyor. Ömer Naci sayesinde Eda edebiyata hitabete ilgi duymaya başlıyor, şiirlere ilgi duymaya başlıyor arkadaşlar bu dönemde. E aynı zamanda baktığınız zaman e, tarihe de ilgi duyuyor, tarih öğretmeni tarafından çok seviliyor, kendisi de tarih öğretmeni çok seviyor. Mehmet Tevfik Bilge denilen tarih hocasını inanılmaz seviyor. Hatta ondan bahsederken der ki, minnet borcum var der. Bana tarihimi, ecdadımı, işte e, milli benliğimi sevdiren adamdır der kendisine. O yüzden burada aynı zamanda tarihe de ilgi duyuyor. Ömer Naci sayesinde edebiyata ilgi duymuştu. Hitabete yani konuşma sanatına da e, burada ilgi duymaya başlamıştı. İşte yabancı dili bu dönem çok iyi değildi. Öğretmenin uyarısı üzerine çok kafaya taktı ve gitti Fererler okulundan Fransızca dersler aldı. Demek ki yabancı dilini de geliştirmiş arkadaşlar. Öğretmeni diyor ki bak iyi, güzel, her şey hoş ama yabancı dilini geliştirmen lazım diyor. Kafaya takıyor ve Ferrerler okuluna gidip yabancı dil eğitimini de alıyor. Bakın bu okulda okurken Türk-Yunan savaşlarına katılmak için başvuruda bulunuyor. Bakın bu savaşa katılmak istemesi onun hangi özelliğini gösterir derse vatan sevgisi diyeceksiniz çünkü ülkesi için savaşmak istiyormuş. Bunu unutmayın. Aynı zamanda bu okuldayken hem yerli hem de yabancı birçok düşünürle, birçok şairle tanışıyor. Onların eserleriyle karşılaşıyor. İşte Namık Kemallermiş, işte Tevfik Fikret'lermiş, Ziya Gökalp'lermiş. Onların eserlerini okuyor ve onlardan etkileniyor. Hocam sadece yerli mi? Hayır. Fransız düşünürler de var. Mesela Jean-Jacques Rousseau, Voltaire Montesquieu gibi Fransız düşünürlerden de etkileniyor. O zaman Fransız düşünürler Mustafa Kemal'e daha çok demokrasi bilincini yerleştiriyor. Türk düşünürler ise daha çok milliyetçilik, vatan sevgisi gibi düşüncelerin Atatürk'te oluşmasında rol oynamıştır. Şimdi Atatürk'ün bir sonraki durağına baktığımızda ise bir sonraki durağı Harp Okulu ve Harp Akademisi. Bakın bura, bu okullar İstanbul'da. Artık İstanbul'a geldi. Hocam İstanbul neden önemli? Çünkü İstanbul başkent. Ülkenin kalbinin attığı yere geldi Mustafa Kemal. Önceden ta Selanik'te Makedonya'daydı. Ülke sorunlarına uzaktı. Ama artık ülkenin kalbin attığı yerde olduğuna göre ülke sorunlarını yakından görebiliyor. Ülke sorunlarına çözüm üretmek için bir arayış içerisine de girebiliyor. Demek ki İstanbul ona ne Özelliği katmış ülke sorunlarını yakından takip etme ve çözüm üretmek için bir arayış içerisine girme e, e, modunu getirmiştir. Şimdi arkadaşlar Mustafa Kemal bu okula geldiğinde e, gazeteler çıkartıyor, el gazetesi çıkartıyor. Ülke sorunlarını gördüğü için bunlara çözüm üretebilmek amacıyla gazeteler çıkartıyor. El gazetesi diyoruz biz bunlara ve önemli yerlere dağıtıyor. Bakın sorunları dile getirip bu sorunlara çözüm üretebilmek için böyle adımlar atmış. O halde Mustafa Kemal İstanbul'a geldiğinde siyasetle de uğraşmaya başlamıştır diyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi harp okuluna baktığımızda Atatürk bu okulda iki yıl okuluyor, okuyor ve teğmen rütbesiyle bu okuldan mezun oluyor. Bir sonraki durağa Harp Akademisi oluyor. Bakın Harp Akademisi'ne geldiğinde yine siyasetle uğraşıyor. Gazeteleri yazıp yazıp dağıtmaya devam ediyor. Ülke sorunlarıyla ilgilenmeye yine devam ediyor. Ve son olarak da Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle buradan mezun oluyor. Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle bu okulu bitiriyor artık eğitim hayatı sonerdi. O zaman eğitim hayatı bittiğine göre artık iş hayatının başlaması gerekiyor. İlk iş hayatına nereye gidiyor? Şam'da bulunan 5. orduya gidiyor. Şam 5. orduda çalışma hayatına başlıyor arkadaşlar. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı da bu şekildeydi. Dostlar ufak bir ara veriyoruz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Arkadaşlar Soru Bankası ve deneme olarak Tonguç Akademisi yayınları Sosyal Kale Soru Bankası ve Sosyal Kale branş denemelerini satın alarak inkılap tarihinde full yapabilirsiniz arkadaşlar. Eksiklerinizi giderebilirsiniz arkadaşlar. Linklere açıklamalara koyacağım. Hadi devam edelim dersimize. Şimdi de gelelim Mustafa Kemal'i etkileyen yerli kişilere. Tevfik Fikret, Mehmet Emin Yurdakul, Namık Kemal ve Ziya Gökalp. Mustafa Kemal'i etkileyen en önemli yerli kişiler arasında yer almaktadır arkadaşlar. Şimdi bu kişileri öğrenirken şöyle bir şey yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Bakın bu üçünü bir düşünmenizi istiyorum. Mehmet Emin Yurdakul, Ziya Gökalp ve Namık Kemal'in 3 tane ortak özelliği var. Bir, Bunlar milliyetçi. Bu üçü aynı zamanda Türkçü. Ve vatan sevgisi. Bu tarz şiirler yazmışlar, bu tarz eserler ortaya koymuşlar. Haleyle Mustafa Kemal'i daha çok milliyetçi, vatan sevgisi, e, Türkçü gibi düşünür e, düşüncelerde etkilemiştir. Yani bu üç adamı gördüğünüzde vatan, millet, Sakarya gelsin aklınıza. Ama Tevfik Fikret'i gördüğünüzde biraz daha farklı bir şey gelsin aklınıza. Çünkü daha çok böyle batıya yönelmiştir. Daha çok yenilikçi bir ruha sahiptir. O zaman Tevfik Fikret'i gördüğünüzde aklınıza inkılap gelsin, İnkılapçı gelsin. Yani yenilikler gelsin, batı fikirleri gelsin. Atatürk Tevfik Fikret'ten bahsedirken der ki benim hayatımda gördüğüm en yenilikçi adamdır der. Bana inkılap ruhunu Tevfik Fikret aşılamıştır der. O yüzden unutmayacaksınız. O zaman Mehmet Emin Yurda Kulu'nu gördüğümüzde Türkçülük fikrini savunmuştur. Bakın e, Türkçü düşünceler vardır. Yurduna kul zaten soy isminden de anlıyoruz zaten. Mustafa Kemal'i etkilemiştir. E, Ziya Gökalp'a bakıyoruz. O da Türkçülük fikrini savunmuştur. E, Namık Kemal'e baktığımızda vatan şairi olarak tanınıyor. Bakın vatan şairi, milliyetçi düşüncelere sahip. O zaman Atatürk'te vatan sevgisinin oluşmasında ve vatan sevgisinin gelişmesinde bu dört tane adam etkili olmuştur diyebiliriz. E, özellikle Tevfik Fikret'i gördüğümüzde de inkılap, batı ve yenilik gelsin arkadaşlar. Şimdi de gelelim yabancı kişilere. Mustafa Kemal'i etkileyen yabancı düşünürlere baktığımızda Voltaire, Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi adamları görüyoruz. Bakın bu adamlar bize nereden tanıdık geliyor? Fransız ihtilalinden tanıdık gelmesi lazım. Bu adamlar Fransız ihtilalinin ortaya çıkmasında rol oynayan düşünürlerdir. Dolayısıyla Fransız ihtilaliyle birlikte ortaya çıkan düşünceler bu adamlara aittir bir nevi. Hak, hürriyet, milli irade, demokrasi gibi kavramların yayılmasında rol oynamıştır bu adamlar. Dolayısıyla Mustafa Kemal'i de bu düşünceler doğrultusunda etkilemiştir. Dolayısıyla Mustafa Kemal ileride Türkiye Cumhuriyeti kurduğunda hak, hürriyet, demokrasi, insan hakları gibi özellikleri de ülkede yerleştirecek. Bunların yayılmasında da ciddi bir emek sarf edecektir arkadaşlar. Bu adamlar egemenliğin halka ait olması gerektiğini savunuyor. Yani milli egemenlik düşüncesini savunmuşlar kuvvetlerin ayrı olması gerektiğini savunuyor. Yani yasama, yürütme ve yargının farklı kurumlarda olması gerektiğini savunuyor. Şu an ülkemizde olduğu gibi. Din ve vicdan özgürlüğünde olması gerektiğini savunuyor. Yani layık düşünceye sahiplermiş. Yani kuvvetler ayrılığı varmış. Kuvvetler ayrılığı ve demokrasi varmış arkadaşlar. Demek ki Atatürk'te demokratik bu düşüncelerin oluşmasında e, Cancak Russo Voltaire ve Montesquieu rol oynamıştır. Ve şimdi de gelelim Mustafa Kemal'in askerlik hayatına. Arkadaşlar 1909 tarihine geldiğimizde İstanbul'da büyük çaplı bir ayaklanma çıktı. Bu ayaklanmaya biz 31 Mart olayı diyoruz. Hocam bu isyancılar ne istemiyor? Niçin ayaklanmışlar? Bu adamlar meşrutiyeti istemiyorlar. Meşruti yönetiminin ikinci kez gelmesiyle birlikte bu yönetimi ortadan kaldırmak amacıyla İstanbul'da büyük çaplı bir ayaklanma çıkarttılar. Biz de bu isyanı bastırmak için Selanik'te hazır bulunan hareket ordusunu yola çıkarttık. O zaman bu ayaklanmaya müdahale etmesi için Selanik'te bulunan hareket ordusu e, yola çıkmış ve İstanbul'a gelip isyancılarla mücadeleye başlamıştır. Bakın bu ordunun içerisinde Mustafa Kemal de var. Evet. Ama ordunun başkanı Mustafa Kemal değil Mahmut Şevket Paşa ordunun başkanıdır. Mustafa Kemal bu orduda kurmay başkanlığı görevini üstlenmiştir. Hatta orduya ismini veren hareket ordusu ismini veren kişi de Mustafa Kemal'dir arkadaşlar. Ancak bu ordunun başkanı Mustafa Kemal değil. Şimdi arkadaşlar hareket ordusu Selanik'ten yola çıkmış ve İstanbul'a kadar gelmiş ve isyancılarla mücadeleyi başlatmış. Peki başarılı oldular mı? Evet. İstanbul'daki bu isyan kısa süre içerisinde bastırıldı diyebiliriz. Mustafa Kemal'in Hareket Ordusu'nda yer alması ve Meşrutiyet'i koruması yeniliklerden yana bir e, komutan olduğunu gösterir bize. Aynı zamanda demokrasiyi savunduğunu da gösterebilir. Çünkü meşrutiyet hem bir demokratik harekettir hem de bir yeniliktir. O zaman sen meşrutiyeti koruyorsan yenilikçisin aynı zamanda demokratiksin diyebiliriz. Demek ki 31 Mart olayı başlamış, Hareket Ordusu gelmiş, bu isyanı bastırmış. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı ilk olaydır 31 Mart olayı. Bakın yavaş yavaş tarih sahnesine çıkıyor. Henüz çok tanınmıyor ama Çanakkale savaşlarından sonra dünyaca tanınan bir lider haline, büyük bir komutan haline gelecek arkadaşlar. 31 Mart isyanı da bu şekildeydi. Şimdi gelelim Trablusgarp Savaşı'na. Arkadaşlar Trablusgarp Savaşı'nı gördüğünüzde aklınıza kim gelecek? Tabii ki de İtalya gelecek. Biz burada İtalya'ya karşı mücadele ettik. Hocam İtalya'nın derdi ne? Bakın İtalya amacı şu. E, güçlü bir devlet olmak istiyor. Avrupa siyasetine söz sahibi olmak istiyor. Bunun için de güçlü bir e, ekonomiye ihtiyacı vardı. O yüzden sömürge arıyor. Sömürge yarışına dahil olmak istiyor. Ve çevresine bakıyor, 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 bakıyor. Ve kolaylıkla alabilecek bir yer olarak Trabzonskarp'ı görüyor. O yüzden Karpa sömürgeci anlayıştan ötürü saldırıyor. Hocam Trabzonskarp neden ee, kolaylıkla alınabilecek diye bir düşünce var. Gelin biraz harita üzerinden e, detaylandıralım. Şimdi Trabzonskarp'ın yerine baktığımızda arkadaşlar Afrika'nın kuzeyinde Kuzey Afrika'daymış burası. Şimdi İtalya'ya baktığımızda hemen burada çizmeyi görüyoruz. Yani aslında çok uzakta bir yerde değilmiş. Hemen güneye indiğinde zaten Trabzonskarp'a ulaşmış oluyor. Hocam burayı neden alabileceğine çok inanıyor. Çünkü eğer İtalya buraya saldırırsa biz buraya karadan asker gönderemeyiz. Hocam neden gönderemiyoruz? Bakın bu sarı renk ile gösterilen yer bizim Osmanlı Devleti. Bakın sarı renkle gösterilmiş. Diyelim ki bu bizim ordumuz olsun. Eğer biz buraya karadan asker göndermek istesek karşımıza kim gelecek? Burası İngiliz sömürgesindeydi. Dolayısıyla biz Trabluskarp'a karadan gidebilmek için önce İngiltere'yi yenmemiz lazım. Mısır'ı ele geçirmemiz lazım. Ardından Trablusgarp'a ulaşmamız gerekiyordu. Dolayısıyla bizim buraya karadan ulaşmamız imkansızdı. Çok zordu. O yüzden karadan asker gönderemiyoruz. E hocam o zaman denizden salalım gemileri, donanmaları salalım gitsinler. Ama bizim donanmalarımız çok güçlü donanmamız yok. Birçok donanmamız zaten daha önceki konularda 7. sınıftan hatırlarsınız yakılmıştı. O yüzden hem karadan gidemiyoruz hem denizden gidemiyoruz. O yüzden de İtalya diyor ki ben burayı çok kolaylıkla alırım. Ee, Osmanlı da buraya müdahale edemeyeceği için sabah girerim öğleye doğru ben burayı ele geçiririm diye düşünüyor. Ama unuttuğu bir şey var. Bölgeye biz donanma gönderemesek de asker gönderemesek de Mustafa Kemal'i, Enver Paşa'yı ve arkadaşlarını gizli kimliklerle bölgeye gönderiyoruz. Şimdi gizli kimlikle Trabzkarp'a geliyor Atatürk, Enver Paşa ve arkadaşları. Şimdi diyeceksiniz ki hocam 3-5 kişi nasıl bir etki edecek? Bakın o 3-5 kişi ne yapıyor? Halkı etrafında topluyor ve diyor ki İtalyanlar geliyor. Bölgeyi ele geçirecek. İşte çoluğumuz çocuğumuz hepimiz zarar göreceksiniz. O yüzden birlik olalım. İtalyanlar tamamen gidene kadar savaş, savaşalım, kanımızın son damlasına kadar mücadele edelim diyor. Demek ki Atatürk burada bulunan askerleri ne yapmış? İnsanları teşkilatlandırmış, yani birleştirmiş, yani örgütlemiş. Kime karşı? İtalyanlara karşı örgütlemiş. İtalyanlar kısa süre içerisinde bölgeyi ele geçirebileceğini düşünürken günlerce uğraşıyor, kıyı şeridini geçemiyor. Günlerce geçemeyince işte gidiyor adalara falan saldırıyor. Hani pes edelim diye çeşitli arayışlar içerisine girmişti. Ta ki ne zaman pes ediyoruz? Ta ki Balkan savaşları çıkana kadar. Ne zaman ki Balkan savaşları çıkıyor? Biz İtalya'ya diyoruz ki tamam gelin oturalım. Bir anlaşma yapalım. Anlaşmana da Uşi bu arada. Biz bölgeden çekiliyoruz. Hocam Balkan savaşları daha mı önemli? Çok önemli arkadaşlar. Çünkü Balkanlar düşerse İstanbul düşer. İstanbul başkentin ya senin. İstanbul'u kaybedersen sen yok olursun. O yüzden Trabzonspor mı önemli? İstanbul. İstanbul diyoruz ve Atatürk ve arkadaşları geri dönüyor. Uş Anlaşması ile birlikte Trabzonspor'u kaybetmiş oluyoruz. Şimdi gelelim bilgilerimizi dolduralım. O halde savaş İtalya'nın hangi arayışıyla başlamıştı? Sömürge. Güzel. Sömürge arayışı ile savaş başlamış. Osmanlı Devleti buraya hem denizden donanma gönderemedi hem de karadan herhangi bir askeri birlik gönderemedi. E, bölgeye gizleyeceğim Mustafa Kemal ve arkadaşlarını göndermişiz. Bizim için en önemli olan yer bu. Orada bulunan halkı Mustafa Kemal ve arkadaşlar ne yaptı? Teşkilatlandırdı, örgütledi, birleştirdi. Bakın LGS'de burası defalarca soruldu. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak tüm bu başarılarımıza rağmen Balkan savaşlarının çıkması ile birlikte bölgeyi terk ettik. Uşi anlaşmasını imzalayarak artık bölgeyi İtalyanlara kaybetmiş olduk arkadaşlar. Bakın Trabluskarp Savaşı Mustafa Kemal'in ilk askeri başarısı olarak tarihe geçmiştir. Bu bilgiyi de unutmayacaksın. Böylelikle Kuzey Afrika'da bulunan son toprak parçamız olan Trabluskarp'ı da kaybettik. Bakın buradaki cepheleri de unutmayacaksınız. Burada neresi var? Derne var. Tobruk var bir de Bingazi var. Çanakkale Savaşı'ndaki cephelerle burayı sakın karıştırmayın. Özellikle Bingazi'yi de unutmayacağız. Atatürk'ün rütbesi buradaki başarılarından ötürü bin başılığa kadar yükseldi. Bakın Bingazi'den aklınıza bin başı gelsin. Tamam. Devam. Devam edelim. Şimdi gelelim Balkan Savaşları'na. Arkadaşlar Balkan Savaşları bizim için önemli. Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ bir olmuş. Bize saldırıyorlar. Çünkü hasta adam olarak gördükleri, artık eski gücünde olmadığını bildikleri Osmanlı Devleti'ni saldırıp topraklarından pay almak istiyorlar. O yüzden birleştiler, bize saldırdılar. Demek ki ben tek demiş Osmanlı, siz hepiniz tek başımıza bu dört devletle birlikte mücadele ediyoruz. Eğer Osmanlı eski gücünde olsaydı bunlar küçücük devletler, çok kolaylıkla onları yenebilirdik. Ama bu dönem hasta adamız. Bu dönem hem iç siyasette problem yaşıyoruz hem dış siyasette askeri açıdan da problemimiz var. Bakın Atatürk bu savaştayken diyor ki ordu siyasette uğraşmasın. Ordu ile siyaset iç içe olursa bakın çok büyük zarar görürüz diyor. Dinlemiyorlar. Ordu siyasette uğraşıyor ve savaşı kaybediyoruz. Bakın bu da Atatürk'ün ileri görüşlü olduğunu gösteriyor. Şimdi bu adamlar 1. Balkan Savaşı'nda geldiler, bize saldırdılar. Edirne'yi Midye Enes çizgisinin batısını kaybettik. Doğu Trakya gitti. Batı Trakya gitti. Birçok toprağımızı Balkanlarda ne yapmış olduk? Bu savaşla birlikte kaybettik. Bakın iki tane Balkan Savaşı var. Birinci Balkan Savaşı'nı kaybettik. Ancak şöyle bir olay yaşandı. Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda toprakların çoğunu Bulgaristan aldı. Diğer devletler diyor ki, oğlum beraber savaştık. Birlikte mücadele ettik. Neden toprakların çoğunu sen alıyorsun diyor. Ve bu kez diğer devletler bir olup kime saldırıyorlar? Bulgaristan'a saldırıyorlar. Buraya sonradan Romanya'da katılıyor arkadaşlar. O zaman hepsi bir olmuş bu kez Bulgaristan'a saldırıyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de fırsattan istifade edip biz de Bulgaristan'a saldırıyoruz. Kaybettiğimiz birçok toprak vardı. En azından Doğu Trakya kısmını geri aldık. Bakın 2. Balkan Savaşı'nda en azından Doğu Trakya topraklarını geri alabildik. Yani şu anki Edirne ve çevresini bu şekilde ele geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Demek ki Balkan devletleri arasında yaşanan anlaşmazlık 2. Balkan Savaşı'na sebep olmuş. Ve 2. Balkan Savaşı'nda adamlara saldırmışız. Ve böylelikle kaybettiğimiz topraklardan bir kısmını geri almayı başardık. Bakın burada siyasi problemler yaşanıyordu. Ne yaşanıyordu? Ordu siyasette uğraşıyordu. Bakın bunun problemlerinden bahsetmişti. E Atatürk'ün haklı olduğu ortaya çıktı. O zaman ileri görüşlü olduğu burada ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Ordu siyasetten ayrılsın istiyorsa Atatürk demokratik bir liderdir diyebiliriz. Balkan Savaşları da bu şekildeydi arkadaşlar. Balkan Savaşları'nda Mustafa Kemal Gelibolu Yarımadası'nda Bolayır'da görev aldı. Dolayısıyla ileride Çanakkale Savaşları'nda bölgeyi tanımasını ve Çanakkale Savaşları'nda düşmanın geleceği yeri tahmin etmesini ve Çanakkale'yi kazanmamızda rol oynamıştır. Bunu da unutmayın. Edirne ve çevrenin kurtarılmasında Atatürk büyük rol oynadı. Balkan Savaşları da bu şekildeydi. Hemen devam edelim. Şimdi Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerine baktığımızda ilk görev yeri olarak Şam 5. Ordu'yu görüyoruz. Bakın eğitim hayatı bitti, Şam'a gitti, 5. Ordu'da görev aldı. Burada bir cemiyet kurdu. Bu cemiyetin adı Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Bu bizim için önemli. Sık sık karşımıza çıkıyor. Bakın neden kurdu? Ülke sorunlarını gördü. Oradaki aksaklıkları gördü ve çözüm üretmek için bir cemiyet kurdu. O zaman Atatürk nasıl bir lider? Ülke sorunlarına duyarlı. Vatanı için bir cemiyet kurduğuna göre vatansever mi? Evet. Bir cemiyet kuruyorsan, bu cemiyette konuşmalar yapıyorsan kalabalıklara sen lidersindir aynı zamanda etrafında cemiyette insanlar topluyorsan aynı zamanda teşkilatçı özelliği de sahipsin. E sonra ne yapıyor? 1907 tarihinde bu kez Manastır'da 3. Ordu'ya katılıyor. 3. Ordu'ya geldiğinde İttihat ve Terakki cemiyetini görüyor. Bu cemiyeti görünce daha önce kurmuş olduğu cemiyeti kapatıp onlara katılma kararı alıyor. Ancak bu çok uzun süreli olmuyor. Çünkü İttihatçılarla Mustafa Kemal anlaşamıyor. Atatürk diyor ki orduyla siyasette ayrı olmalı. Bu adamlar orduyla siyaseti iç içe yürütüyorlar. O yüzden bir süre sonra diyor ki ben gidiyorum arkadaş diyor. İktidatçılardan ayrılıyor. O zaman orduyla siyaset ayrılsın istiyorsa bu onun demokratik kişiliğini gösterir unutmuyorsun. E, 31 Mart olayını az önce anlatmıştık. Meşrutiyeti korumak amacıyla burada görev aldığına göre hem yenilik yanlısıdır hem de demokrasi taraftar olduğunu söylüyoruz. Meşrutiyet demokratik bir harekettir. Yeniliktir. E sen koruyorsan demek ki yenilikçisin. Demek ki demokratiksindir. 1910'da Picardi manevralarına geliyor. Arkadaşlar Picardi, Icardi'den gelsin aklımıza. E, Fransa'daki tatbikata gidiyor ve gözlemlerde bulunuyor. Bu gözlemler sonucunda diyor ki bir gün bu uçaklar savaşların kaderini belirleyecek diyor. Haklıza çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombaları e, uçaklarla atılıyor. E, günümüzde de hala uçaklar çok önemli. Demek ki hem gözlemci hem de haklı çıktığı için ileri görüşlü. Yani öngörülü olduğunu söyleyebiliriz. E Trabzonskarp Savaşı az önce anlattık. Buradaki halkı İtalyanlara karşı örgütlediği için teşkilatçı. Vatanı için savaştığı için vatan sevgisi özellikleri vardır. Şimdi gelelim Balkan Savaşlarına. E, Balkan Savaşlarında ordu ile siyaseti ayırmak istediğine göre demokratik kişiliği var. Burada aynı zamanda demokratik, e, vatanı için savaşa katıldığına göre vatan sevgisi de Atatürk'te varmış. Ve gelelim son kısma. Arkadaşlar buraya iki tane yıldız atıyorum. Sık sık karşımıza çıkıyor. Sofya ateşe militerli, askeri ateşi olarak da adlandırılır. Askeri elçi olarak Atatürk burada görev alıyor. Sofya'da. Yani Bulgaristan sınırlarına gidiyor arkadaşlar. Bulgaristan'da elçi olarak görev alıyor. Şimdi burada görev alınca... Bulgar parlamentosuna katılıyor. Bulgar meclisine katılıyor ya. O zaman sen parlamentoya katılıyorsan o halde bu sana ne katar? Parlamenter sistemi tanımanı sağlar. O zaman hemen not alıyoruz. Parlamenter sistemi tanımamızı sağladı. Atatürk de e, parlamenter sistemini öğrenmesini sağladı. Şimdi bu parlamentoya katıldığında Türklerin sorunlarını dile getiriyor. Bakın Bulgaristan'da Türklerin sorunlarını dile getiriyor. O zaman Atatürk nasıl birisi? milliyetçi, Türk sorunlarına e, duyarlı bir lider olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki e, parlamentoya, buradaki görüşmelere, balolara bazen e, yeniçeri kıyafeti giyerek de katılmıştır. Bu da Türk kültürünü onlara yansıtmak istediğinin bir göstergesidir. Demek ki burada parlamenter sistemi tanıdı, milliyetçi olduğunu gördük e, ve buradaki çalışmaları ona diplomatik tecrübe kazandırdı diplomatik. Arkadaşlar bu bizim için çok çok önemli. Bakın diğer bütün görev aldığı yerler ona askeri alanda tecrübe kazandırırken Sofya'daki görev yeri ona diplomatik dış siyaset anlamında tecrübe kazandırmıştır arkadaşlar. Bakın bu sayfadan mutlaka bir tane soru geliyor. Dikkat edin. Evet arkadaşlar böylelikle birinci ünite full tekrar çalışmamızın sonuna geldik ama ayrılmıyorsunuz. Sık sık soru alıyorum. Hocam hangi kaynağı alalım? Hangi denemeyi çözelim? Hangi soru bankayı çözelim diye yorumlar alıyor. Tabii ki de arkadaşlar kendi yazmış olduğu bu soru bankasını alabilirsiniz. Tonguç Akademi Yayınları, Sosyal Kale, Soru Bankası arkadaşlar. Deneme olarak da yine Tonguç Akademi Yayınları, Sosyal Kale, Branş Denemesini alabilirsiniz arkadaşlar. LGS ayarında sorular Bol bol var arkadaşlar. Açıklamalar kısmına linkleri yerleştireceğim. Oradan tıklayarak bu kitapları temin edebilirsiniz arkadaşlar. Bu videoları hazırlarken ciddi emek veriyorum. E, Fatih hocanıza destek olmak için kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.